Evet kırmızı koltuk severler, sizlerle sıcak sıcak izler izlemez hemen Into the Night dizisinin neye benzediğini konuşacağız. Spoiler vermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. La Casa de Papel'den beri Netflix'te bu kadar iyi bir dizi görmedim. Gerçekten sürükleyici, gayet hızlı, aksiyonlu, yani çok iyi bir dizi ortaya çıkardıklarını söyleyebilirim. Çünkü Netflix'te bir sürü dizi var ama aslında çok kaliteli olanları parmakla sayarsınız ancak. Bu dizi onlardan bir tanesi. Hız Tuzağı, Speed tarzı filmleri seviyorsanız bu tam o tarz bir film. Konusu oldukça net bir konusu var. Basit ama hoşuma gitti. Çok kompleks bir konuya sahip değil. Güneş. Güneş artık bizim için zararlı. Güneş ışığını görürsen öleceksin. Mevzu bu. Ve bu yüzden bir takım insanlar bir uçağın içerisinde güneşten kaçmaya çalışıyor. Dünyanın etrafında tur atıyorlar. Çeşitli yerlerde iniyorlar. Yok benzin almamız lazım, medikal ekipman almamız lazım, yiyecek almamız lazım bilmem ne falan filan. Ama kendi aralarındaki tartışmalar vesaire olmuş. Yani başlangıçta biraz olmamış gibi geliyor. Yani iyi bir konuyu peki işleyememişler gibi geldi ilk bölümde. Yani çünkü insanların tepkileri falan bana hoş gelmedi. Ama 2-3 bölüm sonra insanları tek tek tanıdıktan sonra ki her bölümün adı bir karakterin adı. Her bölümde farklı bir karakter işlenecekmiş gibi bir Lost havası sezdim başta ama bir de uçak uçak yolcular. Ama öyle olmuyor. Sadece başında küçük bir flashback vesaire gösterip sonra yine normal devam ediyor. Yani o bölümde bölümü adını veren karakter o bölümde çok öne çıkmıyor. Yine aynı şekilde devam ediyor. Dizinin en önde gelen karakterlerinden bir tanesi de Türk bir karakter. Zaten Türk bir oyuncu. Mehmet Kurtuluş. Bu onu daha önce de Netflix'te Muhafız dizisinde görmüştük. İlk sezonda bize ölümsüzün kim olduğu belli değilken ölümsüz diye yutturmaya çalışmışlardı. Bu dizide de vallahi baktım o kadar oyuncunun arasından uçaktaki en karizma adam olarak onu yapmışlar. Gayet güzel misyon yüklemişler adamı. Adam kahraman rolünde diyebiliriz. Olmuş. Dizi oldukça başarılı. Özellikle son bölüm böyle koşuşturmacalı vesaire gayet hoşuma gitti. Dizinin içerisinde ya olmamış diyebileceğimiz yerler de tabii var. Dediğim gibi başlangıçta daha gerçekçi bir şekilde başlayabilirdi ama sonradan alışıyorsun sen de karakterlerin hepsini tanıdıktan sonra zaten gidişatı yürüyorsun. Yani ne bileyim mesela bir kaptan karakterini pek beğenmedim uçak pilotu. Çünkü başta biraz ezik bir tipe benziyordu. Sonra bir baktım kontrol elinde ben kahramanın modundaydı. Sonra biraz efendi oldu. Bilmem ne oldu. Yani karakterler çok hızlı değişebiliyor. Karakterlerin birbirleriyle ilişkisi, muhabbeti şeyi. İki kişi kankayken hemen düşmana dönüşebiliyor falan filan. O konularda birazcık karakter açısından biraz eksikleri kesinlikle dizinin var ama dizi akıyor ya. Valla açıp heyecanla bangır bungur aman oraya gideceğiz, buraya inmemiz lazım, uçak indireceğiz vesaire. Yani tam bu Air Force One filmlerinde falan olan bütün uçak indirme sahneleri şunlar bunlar onların hepsi var. Kendi arasındaki şeylerde biraz da uçak kaçırma tripleri de var. Daha çok Hız Tuzağı tarzı, Speed tarzı tek mekanda geçen böyle bir şeyleri yetiştirme falan bir sıkıntılar çıkması da var. Az karakter var. Dediğim gibi güzel olmuş. Yani yine çıkacaktır Türklere laf ediliyor falan filan diye bir şeyler ama yani akıllı bir izleyici görür zaten. Yani saçma sapan bir karakter gelip Türkiye'ye laf ediyor ki o karakter zaten kötü karakter gibi bir şey aslında. Gerçi herkes hayatını kurtarmak isteyenler kötü diye bir şey olmaz ama yani fikir ayrılıkları yaşayan karakterler. Sonuç olarak dizinin Türkleri kötülemek gibi bir özellik olmadı ben size baştan söyleyeyim. Yani dizide bu tarz tartışmalar herkesin farklı milletin insanları arasında zaten birçok tartışma geçiyor. Ama bazıları prim yapmak için yine YouTube'da başlıklara, Türklere bir şey diyor falan filan gibi laflar edecektir. Bence hiç o tarz bir misyon olan bir dizi değil. Ki zaten bir tane Türk karakteri gayet başrollerden bir tanesi şeklinde lanse etmişler zaten. Ve güçlü bir karakter olarak göstermişler. Dizi oldukça başarılı olmuş. Yani kısa, bölümleri kısa. İşte onun için diyorum, La Casa de Papel gibi. Yani bir bölüm bitince hemen diğerine devam etmek istiyorsun falan filan. Ama bu 6 bölüm şimdi. Bayağı da kısa. Tavsiye ediyorum. Yani şu anda Netflix'te yeni gelen şeylerden ben bakıyorum diğer haftalar ne gelecek diye. Önümüzdeki haftalarda da pek gelecek çok iyi şeyler yok gibi gözüküyor. Yani şu anda da hazırda olan iyi dizileri bitirdiyseniz
bu diziyi kesinlikle kaçırmayın derim. Yani çok da reklam yapmadan geldi falan ama oldukça başarılı. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Eğer Netflix'i televizyonunuzda izliyorsanız televizyonu movie moda, film moduna alıp izlemeyi unutmayın. Gerçek seyir keyfi için.